geldi. Tamam. Üniversitemizin 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan 3. dönem rektör adaylarının belirleme seçimine hoş geldiniz. Programımıza başlamadan önce sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile... Üniversitesi'nin değerli öğretim üyeleri ve öğretim elemanları hepinize selam olsun. Günaydın, hoş geldiniz. 2015-2019 dönemimizin rektör adaylarını belirleme seçimi için bir araya geldik. Umarım üniversitemiz için, hepimiz için hayırlı olur bugünkü bu süreç. Düzce Üniversitesi'ni hep birlikte öğretim elemanlarıyla, idari personeliyle, öğrencileriyle hep birlikte tüm dış paydaşlarının da katkı ve destekleriyle içini doldurarak, sloganın hakkını vererek değer üreten bir üniversite haline getirdik son 8 yılda. Hepinize bu emekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir temenni olarak 2015-2019 döneminde ve daha sonraki dönemlerde daha sıkı sosyal ilişkiler içinde olmayı, birbirimizin ürettiklerinden daha fazla haberdar olmayı, birbirimizin ürettikleriyle daha fazla gurur duymayı diliyorum. İnşallah bu önümüzdeki dönemlerde, farklı ortamlarda bu gerçekleşebilir. Örneğin burada salonda bulunan arkadaşlarım biliyorlar mı? Sadece Teknoloji Fakültesi'nin bir dersinde, ki bu öğrenciler ilk 200 binden gelen öğrencilerdir. Yani tabiri caizse üniversitemize en son sıradan gelen öğrencilerdir. Daha ötesi hemen hemen yok. İlk 200 binden gelen öğrencilerle Teknoloji Fakültesi'nin bir tek dersinde sadece dersin yönteminin işlenişinde bir takım değişiklikler, mekanda bir takım değişiklikler, öğrenciye yüklenen sorumluluklarda ve öğrenciye duyulan saygıda bir takım değişiklikler yapılarak bir derste, bir dönemde 20 adet patent ve faydalı model başvurusu çıkardı öğrenciler. Yine belki bu salonda olan arkadaşlarım biliyorlar mı ki aynı Teknoloji Fakültesi, aynı 200 binden gelen öğrenciler de tüm Türkiye'deki mühendislik fakülteleri öğrencilerini geçerek depreme dayanıklı bina tasarımı yarışmasında birinci oldular ve özel ödül aldılar.
Fen Edebiyat Fakültesi'ni Meral Hocamızın DAGEM'de Arıcılık Araştırma Eğitim ve Uygulama Merkezimizde yarattığı değerden haberdar mıyız? Hiç yolumuz yığılcaya düştü mü? Bir merhaba dedik mi? Dağ köylerini gezerek, pek de o kahvelerde, kışta, karda insanlara, erkeklere, kadınlara, engellilere, genç işsizlere, girişimcilik dersleri, arıcılık dersleri, kışlama teknikleri, zararlarla mücadele teknikleri eğitimi veren iki genç kadının, Meral ve Pınar'ın başardıklarından haberdar mıyız? Bu yaz TÜBİTAK 4. 5. kere onların yaz okulunu tekrar destekliyor. Türkiye'nin bütün çocuklarına sürdürülebilirlik, orman, arı ve doğal yaşam konusunda bilim anlatacaklar. Bilim yoluyla onları eğitecekler. Yine biliyor muyuz ki Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde dekan hocamız Yıldız Doğran hocamız ve heykel sanatçısı İlker Yardımcı hocamız ve diğer arkadaşlarımız tabii Çin'den Meksika'ya kadar uzanan bir coğrafyada inanılmaz başarılı işler yapıyorlar ve Düzce Üniversitesi'nin adını dünyaya duyuruyorlar. Ve yine biliyor muyuz ki Köksal Gündoğdu diye bir öğrencimiz var Mühendislik Fakültesi'nde. Teknik Eğitim Fakültesi mezunu Kocaeli'nden bize gelip hocam Allah aşkına beni ellemeyin Mühendislik Fakültesi'ne girdim, diplomamı alıp gideceğim derse merse girmeyeyim, bana hiç dokunmayın diye rica eden bu öğrenci bugün 3 programımızda öğrenci. Çift ana dal yapıyor mühendislikte ve bir de yüksek lisansı yapıyor. Üstelik de Kovsak Üniversiteden gitmiyor çünkü robot geliştiriyor. Şu anda ellerini kullanamayan engelliler için sesli komutla çalışan bir tekerlekli sandalye üretti. 1500 kişi arasında Türkiye ikincisi oldu. Bu ve benzeri birçok çalışma var. Tıp fakültesinde, işletme fakültesinde, ziraat ve doğa bilimleri fakültesinde, yüksek okullarda, meslek yüksek okullarda adını sayamadığım tüm birimlerde çok farklı işler yapan, fark ve fayda yaratan birçok arkadaşım var. Güneş enerjisini bu kampüse sokalım diye 8 yıl çok mücadele ettim. Konvansiyel elektrik çok daha ucuza geldiği için ülkemizde maalesef yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kampüste enerji üretmeyi başaramadık. Sayıştay korkumuzdan ve onların bize buna izin vermemesinden dolayı. Ama işte bir genç hanım çıktı, Özge Hoca. Geldi laboratuvar üstünü döşedi panellerle bir TÜBİTAK projesi kapsamında ve biz kampüste temiz enerji üretir hale geldik. O enerjiyle merkezi laboratuvarımızı besler hale geldik. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu salonda, bu koltuklarda oturan her bir birey hayalleri olan, pırıl pırıl, memleket için heyecanla dolu, bu kurum için heyecanla dolu işler üreten insanlar. Hepinizin inanılmaz yetenekleri var, inanılmaz fikirler çıkıyor ve buna da hakikaten sahip öğrencilerle çalışıyoruz. İlk 200 binden örnek verdim özellikle, tıbba hiç girmedim. Bu son dönemin en önemli konularından biri eğitimin artık değişmesi gerektiği. Biz hala sınıflarda kürsü bazlı ders yapıyoruz. Oysaki eğitim modelleri değişiyor. Karşımızda bambaşka bir kuşak var. Benim kürsüden 10 yıldır kullandığım ders notuyla vereceğim nota hiçbir öğrencinin ihtiyacı yok. Ve aslında dinlemiyorlardı. 10 dakika sonra kopuyorlar. İşte bunun önüne geçen yepyeni metotlar var. Biz eğiticinin eğitimi programlarıyla, Allah razı olsun, tıp fakültemizin dekanının da büyük desteğiyle, tıp fakültesi dahil bütün branşlarımıza ve eğitim fakültemizin inanılmaz gönüllü ve fedakar çabalarıyla hepimiz bir şeyler öğrenmek için öğrenci olduk tekrar. Bu çabayı da bırakmayacağız inşallah. O kadar umut verici işler oluyor ki, geçenlerde tıp fakültesinde çok yeni hoş bir örnek oldu. Mikrobiyoloji alanında Elif hocamızla İlkis hocamızın dersinde dünyada çok yeni olan education and entertainment yani eğitim ve eğlenceyi bir araya getiren bir sistemle ders işlediler. Ve bağışıklık sistemi üzerine öğrencilerin çok zor kavradığı, çok zor anladığı ve çok zor akılda tuttuğu bir dersi drama ile birleştirerek çok güzel bir eğitim saati yaşadılar. Demek ki bu üniversitede inanılmaz bir potansiyel var. Biz dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, işimize yansıtabilen ve değer üretebilen bir kitleyiz. Hepinize bunun için gönülden teşekkür ediyorum. 8 yıl boyunca, görev dönemim boyunca bu üniversitenin rektörü olmaktan her saniye gurur duydum. Her saniye onur duydum. Siz de bu üniversitenin üyesi olmaktan, lütfen gurur ve onur duymaktan bir saniye bile vazgeçmeyin. Dünyanın neresine giderseniz gidin, burayı anlatın, öğrencilerinizi anlatın, arkadaşlarınızı anlatın.
iyilik üretin, olumlu konuşun, birbirinize nazik davranalım, güler yüzlü davranalım. Dünyada o kadar az bir süre misafiriz ki bunu da değer üretmeye ayıralım. Ben bugüne kadar bana verdiğiniz destek için, kurumumuz için, üniversite için yaptığınız kıymetli çalışmalar için, öğrencilerimize her birinde yarattığınız en ufacık fark için hepinize çok teşekkür ediyorum. Üniversitemiz için, ilimiz için, ülkemiz için iyi niyetle, dürüstlükle, vatanseverlikle, kendi çıkarını geriye alarak çalışan bütün çalışma arkadaşlarına hakkımı helal ediyorum. Sizden de hakkınızı helal etmenizi rica ediyorum. Arkadaşlarımızı geçen hafta odamda bir çaya davet ettim ve onlara sordum sandık kurulu için ortak bir karar almak arzu eder misiniz diye. Sağ olsunlar, çok onu da söyleyeyim bu arada, tüm adaylara teşekkür ederim. Son derece, ne diyorlar magazinde bir terim var, seviyeli bir ilişki, seviyeli bir seçim oldu bu hakikaten. İki adaydan bir adayımız İlhan Genç hocamızın başkanlığını önerdi, diğer adayımız da kabul etti. Eğer itiraz gelmese de başka aday çıkmazsa, memnuniyetle başımızın üstüne başka aday çıkarsa, İlhan Genç hocamızı sandık kurulu başkanı olarak öneriyorum. Zafer Akbaş hocamızı bir adayımız önerdi, diğer adayımız kabul etti. Başka aday varsa ya da aday göstermek isteyen varsa memnuniyetle ve illaki bir hanım olsun orada diye arzu ediyorum. Tıp fakültesinden Gülbin hocamızı da üçüncü aday olarak öneriyorum sandık kuruluna. Yani bir profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent, bir hukukçu, bir tıpçı, bir sosyal bilimci şeklinde bir dağılım oluşmuş oldu kendiliğinden. Başka adaylar varsa başımızın üstüne, ama herhalde bu bölümü benim yapmam gerekiyor, öyle mi, mecburen? Sandık kurulu ortaya çıkana kadar. Peki başka aday olan varsa lütfen söylesin. Benim önerdiğim adaylarla konuşup İlhan Genç hocamızın başkanlığında Zafer Akbaş hocamız ve Gülbin Sezen hocamız. Üç kişi. Başka var mıdır acaba? Yok. O zaman oylarınıza sunuyoruz. Kabul buyuranlar, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Burada ben artık mikrofonu tamamen devrediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Göstermesiyle oluşturulan sandık kurulu üyeleri olarak sizleri saygıyla selamlıyoruz. Seçimin tam bir olgunlukla sonuçlanacağına yürekten inanıyoruz. Bu çerçevede bazı kuralları ve bilgileri arz etmek istiyorum. Rektörlüğümüzce hazırlanan öğretim üyelerinin listesi hazırlanmış, bütün öğretim üyelerine seçim için yapılacak toplantı çağrısı yapılmıştır. Evet, bu da çağrı olarak 20 Nisan 2015 Pazartesi, bugün yani saat 9'dur. Rektör adayı olmak için profesör unvanına sahip olmak ve 67 yaşını doldurmamış olmak gereklidir. Bu usul ve esaslardaki madde 4. Oy verme işlemimiz şu şekilde olacak. Yine usul ve esaslarda 5. madde. Seçimle ilgili evrak ve sandıkların rektörlük görevlerinden alınması. Bunu almış bulunuyoruz. Sandığın kontrol edilmesi ve mühürlenmesi. Bunu huzurunuzda yine evet yapalım.
Teşekkür ediyorum. Sandık huzurumuzda. Oy verecek öğretim üyelerimizin soyadı sıralamasına göre hazırlanan listeden davet edilmesi ile başlayacak seçimimiz. Daha sonra davet edilen öğretim üyelerimizin yanlarında tabii üniversitemiz sayı olarak mevcudu çok olduğu için nüfus cüzdanı, personel kimlik kartı veya sürücü belgesi ile gelmelerini istirham ediyoruz. Adı listede bulunan kontrol sütununda işaretlenmesi gerekiyor bu arada. Biz burada şöyle uygulayacağız. Çağrı alan arkadaşlarımız buraya gelecekler. İşaretlemesini yapacağız. Mühür, pardon,